Hoş geldiniz, iyi misiniz? Allah aşkına nasılsınız? Allah aşkına nasılsınız? Daha iyi olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Başkanım sizi gördük, iyi değil diyor ama böyle sizi sürpriz ziyaretten çok memnun olduk. Keyifli neşemiz yerine geldi. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayaklarınıza sağ olun. Ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız, evet. İyisiniz inşallah. Ben bir toplantıdan çıktım, biraz sağ olun. Sizi izliyorduk zaten. Evet, evet. Güzel konuşmalarını izledik. Sağ olun, teşekkür ederim. Ev size mi ait, kiralık? Kiralık. 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 Ne kadar kira ödüyorsunuz? Zamlar geldi mi kiraya? Zaten o yüzden çok sıkıntılar olmuş. Sıkıntılar. Ev sahibiyle doğru. Sıkıntılarımız çok. Yani memleketin durumu hal başka. Öyle öyle. Böyle. Şaka gibi yani. Pek, önceden diyorlardı şöyle böyle. Önceyi daha arar olduk ya. İnanın var ya. Markete gidiyoruz. Yani her şey ataş vardı. Söylemeseydim geçen gün hanımla markete gittik. 370-400 lira para harcamış. Eve geldik dedim hanım. Tencereye konacak hiçbir şey yok. Evet, yap, aldık evet. Burada bir yemek, yemek yapıyor iş yapmamışsın başkanım. Evet, 400 lira. Evet. Böyle. Şaka gibi. Ülkenin halini ben bilmiyorum. İnşallah sizlere sayesinde bir şeyler olacak. Vallahi düzeltmek zorundayız zaten. Bence şey düzelmesi de, lazım. Düzelmezse batacağız bu gidişle. Öyle. Bu gidişle batacağız. Çocukların geleceği de gidecek. Sizin biraz ben sorduğum soruya samimiysiniz, iyi niyetliysiniz de iyi diye bize şey güvenerek. O konuda endişe ya. Samimiyet konusunda endişe etmeyin. Efendim ben evet. Kurulduğundan beri AK Parti üyeyim. Evet. İster beni şey yanlış anlayın. Yok efendim niye yanlış anlayın. Ama bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe inanın sizi sevmeye başladım. Sağ olun. Yani birisi hiç tanımıyor böyle Allah demek ki böyle nasip öyle, nasip böyleymiş öyle, sizi böyle tanıdık. Öyle. İnşallah sizden sonra hani daha inşallah, güzel şey. Hayırlısı olsun inşallah. Efendim Türkiye düzelebilir, huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke, imkanları fazla olan bir ülke ama paranın iyi yere harcanması lazım. Evet. İyi yere harcanması olmaz. Bu bir siyasi tercih yani. Evet. Siz siyasi tercihinizi yaparsınız, evde de tercih yaparsınız. İmkanınız varsa işte dersiniz ki önce bir daire alayım. Kiradan kurtulun evet. Veya çocuklar okula gidiyorlarsa işte onların harçlıklarını, masraflarını karşılayayım diye. Ne bile yaparım başkanım, bırakın daire almayı. Onları bile... Onların geleceğini kurabilseydik. Evet. Zaten ben mesela bütün anne babanın... Evet. Bütün ben günlük bir şey diyorum, hanım temizliğe gidiyor. Çocuklar 2 yıllık şey, ön şey okudu, bekliyor. Bu lisede sıkıntı çok büyük başkanım. Kaçıncı sınıf sevdiğin ders hangisi? Kimya olabilir. Kimya? Ha, hadi bakalım, oku gel mühendisi ol. Türkiye'nin gen mühendisine ihtiyacımız var. İnşallah. Sen nereyi bitirdin? Ben Giresun Üniversitesi'nde ön lisans bitirdim. Ön lisansını bitirdim. Evet. Güzel. Evet. Yani maddi şeyler dolayısıyla hani üniversitede evet. Gidemeyeceğim için şu evet. Anlık erteledim. Evet. Evet. Anneseyle beraber ev temizliğine gidiyor. Evet. Olsun. Aileye büyük evet. Bir katkıları sağ olsunlar. Anne teriyle kazanmak güzel bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Başkanım ben fırıncılık yapıyordum. Ben geçen sene bir fırın aldık. Bayağı bir sıkıntı var. Borca harca girdik. Evet. Battık. Batmadık da. Batmadık da yani borca battık. Herkes evet. Para çok kazanıyor diyor. Ev sahibi zam istedi. Herkes para istedi. Ben dedim alın ne yaparsan geri verin. Şimdi bir sene bayağı bir sıkıntılı şeyler evet, yaşadım. Evet. Bu bir sene içinde hayırlısıymış ki bu siyasete biraz girdim. Gerçekten bu kadar... Sıkıntı olunca tabii soruyorsun nedir, niye oldu? Hiçbir yerden bir şey alamadığımız zaman evet. Ne olacak? Ama evet. Başkanım mesela benim arkadaşlarımın çoğu yani yanlış anlamayın hep solcudur. Evet. Çoğu hep bana işte şey yapardı, şöyle evet. Böyle yapardı. Benim artık hangi dünyada yaşıyorsam. Evet. Ya ben bu AK Parti'ye tabuydum herhalde. Evet. Bir senedir şimdi bütün şeylere solcularla şey demiş bana diyorlar git git sen adamları veya AK Partililer ya hiç. Hepsi o başkanım nasıl olmuş biliyor musun AK Partililer bir senede buna ya bunlar artık doymuş. Bir ilah gibi olmuşlar. Evet. İnsanlara yüksekten bakıyorlar. Evet. Hiçbirine bir derdimi anlatamadım. Yine sizden Allah razı olsun. Sizi tanımam bilmem. Evet. Beni şey yaptınız yani evet. Allah edici mi geldiniz beni ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum. Evet. Ne kadar moralim bozuktu. Evmiş şenler. Başkanım bir moral oldu yani. Evet, öyle evet. Yani. Evet. Evrim Allah bin defa razı olsun. Evet. Ne diyeyim yani. Amin, amin, amin. Sıkıntılar herkeste olduğu gibi bizde de var. Var var. Var. Sıkıntılarımız çok büyük. Her yerde İnşallah. Var. Bu sefer yani hep mesela ben hep samimiyetle yanayım. Buraya geldiniz, evime geldiniz, beni yani, yani tanıdınız, bildiniz, gördünüz. Evet. Ben çok Allah mutlu razı oldum. Olsun. Evet, sağ Allah olun. Bin defa razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne diyeyim daha? İnşallah hep birlikte de bu şeyi götüreceğiz inşallah. İnşallah. Çalışacağım. Götüreceğiz. CHP'ye çalışacağım bu sefer. Böyle insanlar var ki yani elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesiliyor. İki çocuğu var. Ya bu çocukların çamaşırını yıkayamıyor yani o çok evet. Şimdi burada belki biraz hani konu komşu vesaire bir dayanışma kültürü ama Ankara İstanbul'da öyle bir şey yok kim kime dumduma kimse kimseyi tanımıyor yani
Evet. 15 gün kışın ortasında elektriği kesiyor. 15 gün ya bu çoluk çocuk nasıl geçinecek? Kimsenin kimseden haberi yok. Aynen öyle başkanım. Böyle çok büyük acılar var yani. Çok evet. büyük sıkıntılar var. Başkanım bir de benim sıkıntı benim adım İsmet. Evet. Köyde var mı akrabalar? Var. Var değil mi? Var var. Evet. Hepsi var. Fındık topladım başkanım 600 kilo. Dediler 54 lira harcadılar. Şimdi 44 lira dediler. Emanete vermiyorlar başkanım. Mecbur emanete vermek evet. zorunda kalıyor. Yani. Mecbur vermek zorunda kalıyor. Ha TMO'ya verin işte devlet destekli diyorlar. Şimdi TMO'ya veren arkadaşların çoğu geri geldi. Adam öyle çok fındık seçiyor. Seçiyor ki. Adamın var 2 ton fındık. 2 fındık buna şu bir koşmak fındığı adam aldı geri gönderiyor. Allah benim birçok arkadaşım öyle mağdur evet. oldu. Evet. Hem emanete vermeyin diyorlar. Evet. Hem devlet sahip. Biraz da sizin konuşmanızı dinledim. Evet. Yani bir başı boşluk dedi yani. Her şey belirsiz. Düzelteceğiz. İnşallah başkanım bak gerçekten. En başta kiraların, elektriklerin, suların en çok onlara inmesini istiyorum. Öyle. Çünkü bir kira kadar elektrik faturası ödüyorum. Şuraya gidiyordu başkanım 420 lira. Zaman veriyorsun. Kaşıkları evet. kepçeyle alıyorsun. O zaman verme. Tabii. Öyle. Bana diyorlar şimdi başkanım işte ben EYT'liyim. İşte şimdi seni Tayyip diye solcu arkadaşlar bana takılıyor şimdi. Senin Tayyip emekli derdiler. Sen gel. Yok asla. asla değil mi? Kemal Bey de gelse belki daha fazla zam verecek. Hem emekli diyecek beni hem maaşımı Tayyip Bey 3-4 milyar verirse Kemal Bey 5 milyar verecek. Evet. Ama başkanım bir şey itiraf edeyim. Bak o zamanlar bile şunu itiraf ediyorum. Siz olmasaydınız şu Giresun'da yani Türkiye'deki şeylerin bazı şeyler olması mümkün değildi. Ben onu yani bunu kendim çözdüm. Ben siz bazı şeyler üzerine gide gide Allah sizden bir defa razı olsun. Şu mesela asgari ücrette bile sizin çok büyük şeyiniz var yani. Evet. Sizden başka öyle. Kimse konuşmuyor. Öyle. Ben sizi yani sonradan biraz fazla takip etmeye başladım. Baktım hiçbir Meral Hanım konuşuyor da siz daha sakin, daha güzel anlatıyorsunuz. Kendi üretimimizi kendimiz yapamıyoruz düşün yani. Öyle. Öyle. Oradan alıyor buraya gelip pahalıdan satıyor. Ne anladın bu işten? Hani bizim bir kadıncı şeyimiz yok yani üretimimiz yok kendimizce. Hep millet, hep dış devlet, her şeyi ülkelere başka yerlere yani. Şimdi efendim. Doğalgaz alıyorsan dışarıdan. Evet her şey, yani kendimizin hiçbir şeyi yok. Allah'ın güneşi bedava. Evet. Güneş panelini kursan, güneşe para vermiyorsun. Ya elektrikse bu, daha ucuz elde ediyorsun. Ama bunu yaptırmıyorlar. Yapmıyorlar. İlla dışarıdan doğalgaz gelecek, dışarıdan petrol gelecek, elektrik elde edeceğiz. Ondan sonra dünyanın parasını ödeyeceğiz. Ya kim kazanıyor bundan? Vatandaştan alıyorsun, bir avuç adama dünyanın parasını veriyorsun ya. Evet. Halbuki güneş enerjisi olsa, çiftçiye elektriği bedava veriyorsun. Ayrıca çiftçi oradan para kazanıyor. Ayrıca yani para kazanıyor oradan. Artı dışarıya dolar vermiyorsun, bir şey vermiyorsun ya. Her şey Türkiye'de yapılıyor zaten bu. Üstelik daha ucuz oluyor ama bunu yaptırmıyorlar. Neyse biz belediyeye söyledik sen yap da bari örnek olsun diğerleri görsünler. Dedi ya bir ara. Evet. Bay Kemal sen yaptı. O dedim yaparım sen evet. bırak onları. Hadi sen oradan kendisi. Yapacağız yani. Yok hep yani Kemal Bey'le eleştiriyor hiç kendine bakmıyor. Kendi evet. yani ben bu adamla niye etkilendim? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Evet. Elinde Kur'an Kur'an geziyordu. Allah peygamber diye etkileniyorduk. Evet. Yani hiç herkesin gerçekten yani yalanmış bu. Geçen belediyeyle yine bayağı tartışıp bıraktım. Evet. Cuma belediyeye geldi. Ya dedim arkadaşlar belediyede camide belediyede niye namaz kılıyorsunuz? Gösteriş mi yapıyorsunuz dedim. Ayıp git evinde kıl, camide kıl. Öyle. Bunlar gerçekten böyleymiş yani. Ben inanmıyordum yani hep diyordum bunlar efsane. Bunlar işte Müslüman biz değiliz, işte efendim herkesi kötüle böyle siyaset yapa. Şimdi bizim de gözümüzü bürümüşler evet. başkanım. Ne bileyim biz de kanmışız bunlara ya. Van'a gittim. Sadece cebirini doldurmuşlar. Van'a gittim şimdi Van'da şey de var, Norşin Şeyhi de gelmiş. Dediler ki işte size oy vermiyoruz falan, siz camileri yıktınız işte şu bu falan, dinsiz, minsiz bir sürü şey. Dedim ben sana 1921 yılında Atatürk'ün mecliste yaptığı konuşmayı göndereceğim. Orada milli abidelerimiz, camilerimizin onarımı için şu kadar para harcanmıştır diyor. Ya caminin yapımı için para harcayan adam camiyi niye yaksın ya? Akıl var, mantık var ya. E zaten herhalde. 1940'lı yıllardaki rakamları gene gönderdim. Hangi camilerin onarımı, yeniden cami yapıldığını. Mesela Ankara'da Kocatepe Camii vardır. Evet. O caminin yapımı bir vakıftır. Vakfın kurucularından birisi de İsmet İnönü'dür rahmetli. Evet. Çankaya Camii'ni yapan İsmet İnönü'dür. Şimdi biz dini siyasete alet etmiyoruz. Atatürk'ten evet. bize iki şey var. Dini siyasete alet etmeyeceksiniz, askeri siyasete bulaştırmayacaksınız. Yani evet, çok genelkurmay ve din konusunda biz mecbur olmadıkça hiç konuşmayız. Ta Atatürk'ten bu yana hangi genel başkan, hangi milletvekili olsa buna hep
bu kurala uygun davranırız. Dolayısıyla onlara yine söyledim. Ya ilk İmam Hatip okulunu yapan CHP, ilk İlahiyat Fakültesini kuran CHP, ilk Kur'an'ın Türkçe mealini hazırlayan CHP, ilk Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an'ı hazırlatan yine CHP ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu? Yani öyle akıl alacak şeydi. Evet. Akıl alacak şey değil. Ama düzelir yani. İnsanlar okudukça, baktıkça, hayatı gördükçe, yaşadıkça görüyor yani gerçeği. Yaşadıkça görüyor. Evet. Bir de bizim hiç iş alanımız yok. Ha. En büyük sıkıntımız da o. Bu Giresun'da doğru düzgün bir iş alanımız yok. Bütün olanlar hep kapandı. Kapattılar. O kadar millet dışarıda. Aç yani. Öyle maalesef. Gerçekten Giresun'un sahibi yok başkanım. Evet. Buna emin olun. Giresun'un sahibi yok. Öyle. Öyle Trabzon'da Samsun'un ordunun arasında sıkışmış. Evet. Ben yıllardır 50 yaşına geldim hep böyle ya. Hep böyle gelmiş, hep böyle. Hep mesela asgari ücreti zam geldiyse mesela işçi çıkartmaya bakıyor. Kaldıramıyorum diyor mesela. Evet. En büyük sıkıntı bu yani. Öyle. 10 senelik mesela işçi olan kişiyi mesela aile bakan bir kişiyi bile adam çıkartmak zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok. Olmaması lazım. Ya iki tane çocuk var. Ya bunların ne olacağını vallahi düşünüyorum. Evet. Ya bunlar ne yapacağım diye. Bazen moralim bozuldu ya. Bunlar ne yapacağım başkanım ben? Bizim geleceğimiz nerede diyor çocuklar ya, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü iş yok yani, açlar. Şimdi bir ay falan kalırlarmış, Küba'da mı ne kalırlarmış, şuradan ağrı bir şeyler olurmuş artık anlattılar da. İnsanlar ne yapsın başkanım? Allah kimseyi şeysiz bırakmasın. Bir yerden kendilerini çağıramıyorlar. Şu kızın içeri geldi 22 yaşında, ne bir hayali, bütün hayalleri yok, hiçbir şey yok. Ursan'da kaldı. Hiçbir şey hayal edemiyor çocuk. Sadece evde oturuyor, stres alıyor, annesiyle beraber ev temizliğine gidiyor. Onu da anlayabilirim ama benim de baba bir olarak yapabileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten bir gelir kısıtlı yani. Gelen bir gelir yok yani. Evet. Ben temizliğe gittim parayla nasıl evi geçindireceğim? Yani ay başını düşünüyorum. Tamam. Oradan gelirken tabii. Bir şey alıyorum. Elimde bitiyor. Birini alsam öbürünü alamıyorum. Tabii. Fatma. Buradayım. Teşekkürler. Şu taraftan da var. Sağ olun efendim, hoşça kalın. Sağ olun.